akışta kalma konusuna devam edelim. Çünkü algılanması zor konulardan biri. Kendimizi zorla akışa sokamayız. Adı üstünde akışta kalmak. Birkaç tane somut örnek verdiğimde biraz daha iyi anlaşılacak diye umuyorum. Uyku, çok basit bir örnek. Uyumakta zorlanıyoruz. Uyumaya çalışıyoruz. Uyumaya zorluyoruz kendimizi. İyice uykusuz hale geliyoruz. Ne zaman pes edip enerjimiz bittiği için teslim olursak o zaman uykuya dalıyoruz. Uykuya dalmak akış çağrıştırıyor değil mi? İşte her şeye bunu uygulamaya çalışmaktan bahsediyorum. Bilinçaltına benim şunu yapmam lazım demeniz ters etki yaratıyor. Teslim olmak, suyun kaldırma kuvvetine kendini bırakmak, o sayede batmamak. Her zaman verdiğim bir diğer örnek. Kekelemek. Kekeleme sorunu olan bir insan. Kendini akışa bırakmanın örneği nedir bu durumda? Şarkı söyleyebiliyor değil mi böyle insanlar? Çünkü birine bir şey anlatmak durumunda değiller şarkı söylerken. Şarkıyı kendileri için söylüyorlar büyük ihtimalle. Ve o zorlanma ruh halinden çıktıkları yegane zaman oluyor. Veya kekeme olmanıza gerek yok. Bir topluluk karşısında konuşurken ölümden sonraki en büyük korku sebebiymiş topluluk karşısında konuşma yapmak. İşte insanlar beni yargılayacak, doğal görünmeyeceğim, beceremeyeceğim, başarısız olacağım diye diye öngörülen şey gerçekleşiyor. Bu söylediklerinizi gerçekleştirdiğiniz için tam da korktuğunuz şey başınıza geliyor. Başka ne var? Araba kullanma meselesi. Başlarken özellikle artık bütün arabalar otomatik ama vitesli araba kullananlar için o kadar çok şey var ki yapmanız gereken, koordine etmesi gereken beynin bilinç düzeyinde başlarken. Çünkü daha bilinçaltına atmadık. İşte debriyaja bas, vitesi at, yavaş yavaş ayağını kaldırırken gaza bas veya otomatik olsa bile etrafında bir sürü sinyal, bir sürü uyaran var. Sürekli gözlerin, kulakların milyonlarca bit veriyi değerlendirmek durumunda. Ama bilinçaltına attığımızda o saniyede 40 milyon veriyi işleyebildiği için o zaman otomatik pilotta gibi kullanabilir hale geliyoruz. Hatta şarkı söylüyoruz, telefonla konuşuyoruz. Bazen tweet bile okuyoruz araba kullanırken artık. İşte bizim için zor olan şey bilinçaltımız için kolay dediğim bu. Bilinçaltımız için araba kullanmak çok kolay. Bizim için başlangıçta kısıtlı bilinç düzeyindeki veri işleyebilen bölümüyle yapmaya çalıştığımızda beynimizin çok zor oluyor. Her şeyi bilinçaltımıza atmak işin temeli olmalı. Dün başıma geldi, scooter kullanıyorum ve yerler kaygan, aman kaymayayım, aman düşmeyeyim dediğimde riskin arttığını hissediyorum. Ben bilinç düzeyinde bir şeyi kontrol etmeye, düzeltmeye çalışırken risk artıyor çünkü onu bilinçli halletmem çok zor. Yine kayak yapan insanlar ağaçlar arasından kayıyorlar değil mi? Ağaca çarpmamalıyım, ağaca çarpmamalıyım dediğinizde ağaca doğru gidersiniz. Yolu gördüğünüzde boşluğu gözünüzün önüne getirip ona odaklandığınızda bu sefer aradan kolayca kayar gidersiniz. Kelimenin gerçek anlamıyla akışta olmak. Neye odaklandığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Tırmalamak deyimi benim kullandığım bir şeyi çok istiyorsanız, çok kovalarsanız işte o sizden kaçıyor. Kedinin kaçması gibi. Kedi size gelirse seversiniz. Sevmek için peşinden koşarsanız genelde kaçar. Genelde, her zaman değil elbette. Çekici olma örneğini yazmışım. Bir insanın dikkatini çekmek, onun için çekici cinsel olarak sevgi, aşk işlerinde erkeklerin genelde karşılaştığı şeydir. Birini kovalarsanız cazip olmaktan çıkarsınız. Bir değerinizi ortaya koyup onun sizi beğenmesini beklemeniz gerekir. Korktuğun bir şey varsa üstüne git derler fobileri yenmek için. İşte örümcek varsa mesela korktuğun o örümcekle bir etkileşime gir ki o korkuyu maksimum yaşa ki ortadan kaybolsun. Çünkü her şeyin temeli aynı şeye dayanıyor, aynı prensibi aslında. Korku aslında ölüm korkusu. Yani irrasyonel ama öyle çalışıyor. O hayvani beyin öleceğinizi varsayıyor. Öyle varsaymak durumunda evrimsel olarak bizi bugüne getiren mekanizma hala işliyor. Siz o örümcekle temasa geçip de ölmediğinizi gördüğünüzde artık o direnci bırakmış oluyorsunuz ve bilinçaltınız o korkuyu ortadan kaldırıyor, seyreltiyor. Satış yapanlar bilirler. Birine bir şeyi satmak için çok uğraşırsanız o satış iptal olur. Kimse zorla kendisine bir şey satılmasını istemez. Satın almanın kendi kararları olmasını ister insanlar. İşte bütün bu örnekler, 6-7 tane verdim galiba, gösteriyor ki bir şeyin gerçekleşmesini istiyorsak onu kendi haline bırakacağız. Ve bunu hemen şöyle algılayanlar olmuş TikTok'taki videoda özellikle. Ne yani işe gitmeyelim mi? Ne yani sınava hazırlanıyorduk, tercih yapmayalım mı? Öyle değil. Şöyle
bir işin olması gerekiyorsa zaten oluyor. Ama onu biz kovaladığımızda o ihtimali azaltıyoruz. Olması gerektiğine inandığınızdan emin olun yalnız önce. Siz istemediğiniz işler yapıyorsunuz ve bir alternatif de üretmemişsiniz. Hani sevdiğiniz ama para kazandıracağından emin olmadığınız bir iş varsa ona odaklanın diyorum ben. Her şeyin yoluna gireceğine inanın. Ondan sonra diğer işin olmaması sizi etkilemesin. Bedel ödemeye razı olursanız o bedeli ödemek durumunda kalmayabilirsiniz diyorum ama bedel ödemeye razı olursanız kısmı göz ardı ediliyor. Bedel ödeyebilirsiniz. Ödesem bile kabulümdür demeniz gerekiyor. Anca o zaman kandıramazsınız yani. Öyle ben seni kandırdım hadi bakalım bana bedel ödetme şeklinde bir pazarlık söz konusu değil. Bir şeyin bizim istediğimiz gibi, ısrar ettiğimiz gibi olmaya çalışmasını sağlamak kaşıkla kazmak oluyor. Biz akışına bıraktığımızda, bilinçaltı o işi devraldığında bu sefer bilinçaltı diyor ki tamam bu iş yapılır ama öyle yapılmaz. Al sana iş makinesi. Kaşıkla kazmaya çalıştığımız şeyin iş makinesiyle ne kadar kolay, ne kadar enerjisiz, ne kadar kısa sürede kazıldığını o zaman görüyoruz. Kitaptan bir alıntıyla bitireceğim. Çok çarpıcı. Olumlu bir deneyimin olmasını istemek olumsuz bir deneyimdir. Olumsuz bir deneyimin olmasına izin vermek olumlu bir deneyimdir. Bunu birkaç kere okumak veya dinlemek gerekebilir. Olumlu bir deneyimin olmasını istemek, zorlamak, mutlaka olsun, olmazsa olmaz demek o olumlu deneyimi olumsuz deneyim haline getiriyor. Ama tersine olumsuz bir deneyimin olmasına izin vermek, kabul etmek, onunla barışık olmak, onu dert etmemek bu sefer olumsuz deneyimi olumlu deneyim haline getiriyor. Bu videoyu bu kabloyla seslendiriyorum. Mikrofon olarak bunu kullanıyorum. $360 mı ne vermiştim takip edenler biliyor. DJI kablosuz kulaklığa suya düştü. Bundaki olumlu yan nedir diye düşündüm. Çünkü $360 çöpe atmak için yüksek bir miktar ve ses kaydını çok profesyonel olarak yapmamı sağlıyordu. Olumlu hali ne olabilir? Bu olumsuz deneyimin başıma gelmesine izin veriyorum. Şöyle düşündüm. Çok profesyonel olunca, burada yaka mikrofonu olunca insanlar bu işin içinde bir iş var. Bu adamın bu videoyu çekmesi, profesyonel mikrofonla tırmalaması, öyle algılıyor çünkü insanlar. Demek ki bunun arkasında bir şey var, bize bir şey satmaya çalışıyor diyorlar. Videomun altında bu adam dolandırıcıya benziyor yazmış birisi mesela. Öyle algılanmasına yol açıyor olabilir. Bu daha samimi, daha amatör bir görüntü veriyor. Demek ki her şeyin bir sebebi var diyoruz ya. Bunun sebebi de demek ki buymuş diye kabul ettim. Sorun değil, siz şikayetçi değilseniz ben hiç değilim. Devam edeceğiz bu seriye. Mutlaka beğenin. Bakın son birkaç videodur bunu yapmıyordum. Kendimi bırakınca gene hata yaptım. Beğenin, abone olun diye bir talepte bulunmuyorum. Başlangıçta bulunuyordum. Beğenirseniz zaten beğenirsiniz. Beğenmezseniz de ben gene de başkaları beğendiği için başka insanlara ulaşırım. Bunu ticaret amacıyla yapmadığım için çok da sorun değil. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.